Merhaba sevgili çocuklar, sevgili büyüklerim. İkinci oyunumuzla karşınızdayım. İkinci oyunumuzun adı Sıkı Biti. Sıkı Biti oynayacağız. Renkli taşlarımız var. Bu gerçekten göründüğü gibi kıpır kıpır rengarenk bir oyun. Eminim sizler de beğeneceksiniz. Biz çok beğeniyoruz. Başlıyoruz. Oyunumuzu açalım beraber. Oyunumuzun içerisinden oyunu oynayabileceğimiz bir oyun tahtamız. Yani rengarenk zeminimiz var görüyorsunuz. Daha sonra bu zeminimize yerleştirebileceğimiz rengarenk taşlarımız var. Evet sevgili büyüklerim. Şimdi biz bu oyunumuzu oynarken nasıl oynayacağız? Size ilk önce bu videomuzda sadece oyunumuzu tanıtacağız. Oyun oynama kısmını sonraki çalışmalarımıza devam edeceğiz. Burada bulunan renkleri görüyorsunuz değil mi? Bu renklerimizde neler var? Hemen biraz kaldırayım şöyle. Baktığımız zaman mavi, yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı renklerimiz var. Peki bu renklerde taşlarımız mevcut mu? Mavi, evet, yeşil, sarı, şöyle koyalım bunları gösterdik. Turuncu ve kırmızı taşlarımız var. Bu oyunumuzu nasıl oynuyoruz? Gördüğünüz gibi burada renkli taşlarımız var. Bu taşlarımızı biz burada bulunan karelere yerleştireceğiz. Ama renklerine uygun yerleştirme gibi bir kaygımız olmayacak. Biz rastgele yerleştirebiliriz. Yani şunu yapmayacağız. Burası turuncu, turuncu koymalıyım. Sarı, sarı koymalıyım. Yeşile, yeşil koymalıyım değil. Benim amacım burada bulunan rengarenk taşlarımı bu oyun alanıma yerleştirmiş olmak. Bir yeri boş bırakacağız. Neresi? Bu ortada görmüş olduğumuz kare alanı boş bırakıyoruz. Burası bizim oyunumuzun başladığı alan olacak. Ve daha sonra bu oyunumuz 4 kişiyle oynanıyor. Neden 4 kişiyle? Bakın oyunumuzda ilgili alan var. Evet 2 kişiyle oynamak isteyebilirsiniz. Oynayabilirsiniz. Ama 4 kişiyle oynadığınız zaman zorluk seviyesini artırmış olursunuz. Başlayalım. Burası buradaki oyuncunun alanı. Burası bu taraftaki oyuncunun alanı. Burası karşıdaki oyuncunun alanı. Bu taraf ise yan taraftaki oyuncunun alanı. Burada görmüş olduğunuz taşlar var. Evet. Biz oyunumuzda oynadıkça aldığımız taşları buralara yerleştirmiş olacağız. Peki biz bu oyunumuzu, taşımızı nasıl yerleştireceğiz? Hemen taşlarımızı sizin için yerleştiriyorum. Ve sanki rakiplerim varmış gibi birazcık oyuna giriş yapıyorum. Evet görüyorsunuz. Ben rastgele yerleştiriyorum. Hangi taş nereye gelmiş, nasıl gelmiş bunlara dikkat etmiyorum. Benim için önemli olan bu oyun tahtamızın, oyun bölgemizin merkezinde bulunan kare alanımızı boş bırakmak. Daha sonra ise oyuna oradan nasıl başlayacağımızı sizlere göstermiş olacağım. Dikkatli ve özenli diziyorsunuz. Oyun taşlarımızı. Bazen heyecandan bir kareyi iki tane taşı dizdiğimiz durumlar olabiliyor. Değil mi çocuklar? Bunları derslerimizden hatırlıyoruz. Çünkü çok heyecanlıyız. Ve bir an önce oyuna başlayıp oyunda puan toplamak istiyoruz. Devam edelim. Güzel bir şekilde yerleştiriyoruz. Evet, oradan da fark ettiğiniz gibi bakın yeşil alana kırmızı, maviye kırmızı. Bazen aynı renkte denk gelebilir. Oyun başlamadan önce eğer bir yerde renk topluluğu olmuş olursa tıpkı buradaki gibi mesela turuncular olmuş. Bunları dağıtabilirsiniz. Bu da sizin elinizde ama bunu ne zaman yapmanız lazım? Oyun başlamadan önce yapmış olursanız o zaman daha güzel bir şekilde oynamış olursunuz. Son taşlarımızı da yerleştiriyorum. Evet. Evet. Evet görüyorsunuz. Taşlarımızı yerleştirdim. Görüyor musunuz? Bakın ortada bulunan merkez alanı boş bıraktım. Oyunumuz oradan başlayacağız. Peki oyunumuza nasıl başlıyoruz? Biz rakipler içerisinde oyunumuzu oynarken 4 rakibimiz var. Orta karar alıp bir oyuncudan başlayabilirsiniz. Rakip diyorum, dikkat ederseniz bu rakip kavramına biz hamleleri önceden görme
arkadaşımızın, rakibimizin hamlesini önceden görüp kendi hamlemizi belirleme ya da hamlemizi belirlerken acaba rakibim şunu da yapar mı diyerek hamlelerimizi değiştirebiliriz. Bu da bize bu oyunumuzun kazanımı olmuş olacaktır. Hemen başlayalım. Bu oyunumuzu oynarken ben bir rakibim ve başlıyorum. Herhangi bir yerden belirlemiş olduğum taştan bir tane alıyorum. Bir taşın üzerinden atlıyorum. Atlamış olduğum taşı buradaki kendi alanıma getiriyorum. Burası benim set alanım. Buraya getirmiş oluyorum. Tekrar ediyorum. Bakın, taşın üzerinden atladım. Atladığım taşı almış oluyorum. Bu Skipity oyunumuzun birinci hamlesi. Yani birinci düzeyde oynadığımız oyun. Ve bunu çocuklarımıza anlatmıştık. Birinci seviyede hep birer defa atlıyorduk. Daha sonra ikişer üçer defa atlamayı ya da L çizmeyi, yani oyunumuzun farklı kurallarını da size anlatmış olacağım. Şu anda temel kurallardan ve oyunumuzun başlama aşamasını anlatıyorum. Devam edelim. Ben yine oyun hakkı bende olduğunu düşünüyoruz. Rakiplerimizi hiç görmeden bu alanı doldurmaya çalışacağım. Bu alanın öneminden bahsedeceğim. Hemen buradaki renkleri bakın atladım. Sarıyı almak istedim. Sarıyı aldım. Şimdi yeşil almam gerekiyor. Buradan yapayım. Yeşil aldım. Mavi almak istiyorum. Mavi alabileceğim herhangi bir yer var mı? Evet, burası var. Maviyi de almış oldum. Bir de kırmızı alacağım. Sanki bütün oyuncular oynamış ve ben de oynuyormuşum gibi. Burası benim set alanım. Şimdi buraya devam edelim. Burada bu oyunları, bu taşları biriktirmenin önemi nedir? Benim rakiplerim, bakın oynuyormuş gibi yapıyoruz. Benim rakiplerim oynadı, sarı aldı. Oynadı, yeşil aldı. Bakın oynamış gibi anlatıyorum. Mavi aldı, turuncu aldı. Diyelim ki kırmızı aldı. Daha sonra ben oyunuma devam ediyorum. Sarı aldım. Yine sarı aldım. Mavi almış olayım. Yeşil almış olayım. Kırmızı mı olmuş olsun, turuncu mu olmuş olsun. Devam edelim çocuklar. Burası benim set alanım. Görüyorsunuz. Birinci sırayı tamamladım, ikinci sırayı tamamladım. Arkadaşımın ise bir sırası var ve daha sonra arkadaşım benim dikkatli oynamadığı için sadece almak için taş aldığı için burada yeşilleri biriktirdi. Şimdi baktığınız zaman hangimiz kazanıyoruz çocuklar? Oyunumuz bitti diyelim. Hangimiz kazanıyoruz? Rakibim mi kazanıyor? Daha fazla taş var. Hayır. Oyunu seti fazla olan kazanır. Bakın birinci sırada bütün renkleri tamamladım. Birinci set. İkinci sırayı tamamladım. İkinci set. Ama rakibime baktığım zaman sadece bir seti var. Burada kalan dört taşı fazla. Tamam mı çocuklar? Burada setleri fazla fazla artırmaya çalışıyoruz. Hepsini set olarak oluşturmaya çalışıyoruz. Bu oyunumuzda dikkat çok önemli. Rakibimizin hamlesini önceden görmek çok 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 önemli. Nedir mesela? Oyunumuz bitti. Taşlarımız işte alındı, alındı. Benim rakibimin yeşile ihtiyacı var. Bakın çocuklar, burayı kenara aldım. Rakibimin yeşil taşa ihtiyacı var. Bakıyorum, rakibim yeşil taş alırsa bu kadar set yapacak ve benim önüme geçecek diyorum. O zaman ne yapmış olmam lazım? Benim önceden baktım arkadaşımın yenmesini istemiyorum. Rakibim diyoruz ki rakiplerimize de saygılı oluyoruz. Oyunun kurallarında vardır bu. Hemen arkadaşım almasın diye ben yeşil alıyorum. Arkadaşımın bir set yapmasını önüne geçmiş oluyorum ve onun kazanmasını önlemiş oluyorum. Bu oyunumuzda dikkat etmemiz gereken nokta taşlarımızı güzel bir şekilde, karışık bir şekilde yerleştiriyoruz. Daha sonra merkez kısmı boş bırakıyoruz. Birinci seviyede oynuyoruz çocuklar ve kıymetli büyüklerim. Sadece yapacağımız, bakın alanı boşalttım daha net görmeniz için. Aynı renk üzerinden atlayabilirsiniz. Atlıyorum, atladığım taşı benim oyun alanımda biriktiriyorum. Ve bu oyunumuzu oynarken şuna dikkat ediyoruz. Her alabileceğimiz taşı almıyoruz. Neyi almam lazım? Setimi tamamlamak için neye ihtiyacım varsa onu alıyorum. Bakın burada diğer renklerim yok. Bunları almam lazım. Ya da buradaki oyun alanıma baktığım zaman mavi 2 tane, yeşil 3 tane, sarı 3 tane, turuncu 2 tane, kırmızı 2 tane. O zaman ben kırmızımı eklemem lazım, turuncumu eklemem lazım, mavimi eklemem lazım. Evet çocuklar, sizler de bu şekilde oyunumuza hazırlıyorsunuz, oyunumuza devam ediyorsunuz ve oyunumuzu oynarken çok dikkatli oluyorsunuz. Evet, bu oyunun kazanımları nelerdir? Şimdi bu oyunumuzun kazanımları 1. Görsel hafıza.
Baktığınız zaman nasıl bir görsel hafıza istiyor sizden? Rakibimizin taşlarını aklımızda tutuyoruz, hamleleri aklımızda tutuyoruz. Üç boyutlu olarak düşünmemiz lazım. Nasıl düşüneceğiz çocuklar? Ben şu taşı alırsam, bakın bunu alırsam turuncuyu almış olacağım. Rakibim bunu almış olacak. Bir başkası şunu almış olacak gibi. Tıpkı bir sonraki oyunumuz ya da ilerleyen zamanlarda oynayacağımız satranç gibi bütün hamleleri önceden görebilmemiz lazım. Bize ön sezi sağlıyor. Önceden düşünebilmeyi sağlıyor. Dikkatimiz gelişiyor. Rakibimize saygılı oluyoruz. Sabırlı oluyoruz. Ve oyunumuzu oynarken rakibimizin hamlelerini takip etmek yerine ilk önce kendi hamlelerimize odaklanıyoruz. Ve daha sonra oyunun ortalarından sonra rakibimize odaklanıyoruz. Çevremizi takip ediyoruz. Eğer siz ihtiyacınız olan kadar taşı almışsanız, setinizi ilerletmeyi hedefliyorsanız, rakibinize odaklanmazsanız o zaman bu oyunu çok rahatlıkla oynayıp bu oyunda başarı sağlayabilirsiniz. Oyunumuzun ikinci, üçüncü seviyesini, yani hamle olarak ikinci, üçüncü seviyesi, birden fazla taş alma, L kuralı gibi kuralları da sizlerle paylaşmış olacağım. Tekrar hatırlatayım. Taşımız yukarıya, geriye, yani şu şekilde hemen bakalım. İleriye ya da geriye, ya da sağa ya da sola şekilde ilerliyor. Kesinlikle çapraz almıyoruz. Aynı taşı alabiliriz. Taşlarımızı farklı renklerin üzerine yerleştirme kaygımız olmayacak. Rastgele yerleştiriyoruz. Aynı renkte gelebilir, farklı renkte. Burada bulunan göbek kısmımızı, yani merkez kısmımızı boş bırakıyoruz. Oyunu buradan başlatıyoruz. 4 arkadaşla oynuyoruz. Hedefimiz setlerimizi tamamlamak. Rakibimizi takip edeceğiz. Ama kendimizi ilk önce takip ederek oyun amacımıza uygun oynayacağız. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.